Niğde Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bülteniyle karşınızdayız. Başkent Niğde günlerinin ikincisi dün düzenlenen törenle açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde'nin son 10 yıl içinde İç Anadolu bölgesinin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi. Başkent Niğde günlerinin ikincisi dün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vali Alim Barut, AK Parti Niğde Milletvekilleri Alparslan Kavaklıoğlu, Ömer Servi, CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Çankaya Belediye Başkanı Hemşehrimiz Bülent Tanık, İl Genel Meclis Başkanı Erdal Koçyiğit, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Ecemiş, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şevket Katırcıoğlu, İl Genel Meclis üyeleri, İlçe ve belde belediye başkanları ve davetlilerin yanı sıra çok sayıda Niğdeli katıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde'nin özellikle son 10 yılda İç Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi. Konuşmasında Niğdeli olup da farklı illerde yaşayan hemşehrilerine seslenen Başkan Akdoğan, "Hemşehrilerimizi ilimize yatırım yapmaya davet ediyorum. İlimizde Bor ve Niğde olmak üzere iki tane organize sanayimiz var. Ayrıca ilimiz duble yollarıyla, otoyollarıyla, demir yollarıyla, ticari yollara oldukça elverişli bir ildir." diye konuştu. Niğde 600 bin yıllık geçmişe sahip medeniyetlerin yaşatıldığı bir şehir. Niğde'nin her dışında santim santim kültür ve tarih kokmakta. Niğde doğurgan bir ildir. 1823'te Kırşehir'i, 1954'te Nevşehir'i, 1989'da da Aksaray'ı doğurarak Niğde küçük kalmıştır. Mevkiler, makamlar gelici geçicidir. Kalıcı hizmetlerdir. Niğde'ye gelen idareciler Niğde'ye hizmet yaptıkları zaman Niğde tahmin ediyorum bu küçük, yoksul, mahpus talihini gelecektir. Bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Valimiz Alim Barut'a, kapısını hiç kapalı tutmayan Sayın Belediye Başkanımıza ve siz değerli basınımıza da teşekkür ediyoruz. Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir gerçekten son 10 yılda İç Anadolu'nun parlayan bir yıldızı haline geldi. Hakikaten ciddi yatırımlar aldık, ciddi hizmetler aldık. Niğde'nin çehresi değişti ve değişmeye de devam ediyor. Bundan 3 yıl önce Niğde'ye gelenlerle bugün gelenlerin mukayese etmesi daha kolay. Bu bakımdan ben başta Ankara'da yaşayan Niğdelileri, yatırımcıları, iş adamlarını özellikle Niğde'ye davet etmek istiyorum. Niğde'de Niğde'mizde bir de Bor ilçemizde iki tane organize sanayi bölgemiz var. Biri hatta Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak geçiyor. Dolayısıyla yatırıma gayet müsait. Devlet demir yollarının olduğu, yine deniz ulaşımına otobanlarla bağlı olan bir il Niğde. Gerçekten yatırımcıları ben Niğde'mize her platformda olduğu gibi buradan yine Niğde'mize davet etmek istiyorum. Tabii Niğde beni gerçekten çok etkileyen ve İçimde çok yüksek bir muhabbet oluşturan, sıcaklık oluşturan çok nadide bir ilimiz Anadolu'da. Ben de bir İç Anadolu, Orta Anadolu çocuğu olarak, insanı olarak gerçekten Niğde her gidişimde Niğde beni çok etkiler. Çünkü neden? Niğde'nin insanı dürüst, çalışkan, vatanına ve milletine bağlı, asla böyle yanlış işlerde göremeyeceğiniz bir insandır. Yani bütün Niğde halkı için tabii ki her ilin iyisi kötüsü vardır ama Niğde'de iyiler daha fazla, hem de çok daha fazla diye düşünüyorum. Yine her türlü çileye rağmen, her türlü eziyete rağmen hem ülkelerine her zaman devletlerine karşı vefalarını göstermiş, birlik ve beraberlik noktasında hem devletin varlığının devam etmesi, hem milletin birliğinin korunması noktasında da
gerçekten her zaman en üst düzeyde katkı sunmuş vilayetimiz ve bu vilayette yaşayan kardeşlerimiz. Bu buluşma her şeyin ötesinde Niğde'nin hem Niğde'de hem de Ankara'da ve Türkiye'de sesini duyurmak, ihtiyaçlarını, taleplerini dile getirmek, bunlara dönük çözüm üretmek üzere dışa kapısını açtığı ve sesini duyurduğu bir buluşma olsun diye hazırlandı. Bu nedenle de bu amacı gölgeleyecek başka konuları gündeme getirmeyi çok kendi adıma isabetli bulmadığımı ifade etmek isterim. İnşallah bu tür programların Etimiz Kutumuz'da da çok güzel mekanlar yapılmıştır. Çok güzel alanlar oluşturulmuştur bu tür programların yapılabilmesi için. Bundan sonraki programların, buna benzer programların da Etimiz Kutumuz'da, Ankara'nın büyük bir ilçesi olan Etimiz Kutumuz'da da yapılmasını ben tavsiye ediyor ve de herkesi de oraya davet ediyorum. Niğde güzellikler şehri. Kendine has kültürünü oluşturmuş ve bu kültür üzerine medeniyetler kurmuş bir şehir. Sadece güzellikleri ana başlıklarıyla saymak bile zaman alıyor. Bu sebeple ben özetin özetini söyleyeceğim. Niğde gerçekten bir tarih, kültür şehri ve medeniyetleri yaşatan şehir. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Niğde günlerinin açılışının ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Niğde standını gezdi. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a medeniyetlerin yaşatıldığı şehir kolaj çalışmasını hediye etti. Niğde tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ana merkezlerinden bir tanesi ve bizim geçmişimizin şahitliğini yapan büyük bir medeniyet merkezi. Buranın tanıtılması, bilinmesi elbette çok önemli. Çünkü Niğde kültürümüze, medeniyetimize büyük katkılar yapmış bir ilimiz. Türkiye'mizin gelişmesine, değişmesine büyük katkılar yapmış bir kentimiz. O yüzden buranın tanıtılması son derece önem taşıyor. Ben bu vesileyle bu tanıtım işine öncülük eden valimize, milletvekillerimize, belediye başkanına, federasyonuna, derneklere, herkese, bütün Niğdelilere buradan teşekkür ediyorum. Umarım ki bu organizasyon Niğde'nin öncelikle Niğdelilere tanıtılması açısından faydalı olur. Daha sonra da Türkiye'nin değişik yerlerindeki insanların Niğde'yi tanıması ve Niğde konusundaki merakın çoğaltılmasına vesile olur. Dileğimiz odur. Çünkü ne kadar merak artarsa o kadar merakın cevabı aranır. Dolayısıyla Niğde daha çok tanınmış olur. Dileğimiz odur. Bu tür organizasyonlar Niğde'yi Türkiye'mizin gündemine oturtur. Niğde'ye bizim yaptıklarımız ortada. 79 senede yaptıklarımız, yapılanlarla mukayese edildiği zaman bizimki tartar. Ama inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tamam mı? Niğde'nin tarih, kültür ve medeniyetlerin ana merkezlerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Niğde büyük bir medeniyet merkezidir. Dolayısıyla Niğde'nin tanıtılması ve bilinmesinin önem arz ettiğini söyledi. Niğde tanıtım günlerinin bugün ikincisini yapıyoruz. Bu gelenekselleşsin, zaman içerisinde 50.si, 100.sü daha nice rakamlarda çok sayıda yapılabilmesi temin edilsin. Zira buna hepimizin çok ihtiyacı var. Türkiye büyük bir ülke. Milletimiz büyük bir millet
ve bu büyüklüğü doğuran ana kültür zemini de oldukça zengin, oldukça büyüktür. Hepimiz aynı pınardan besleniyoruz, aynı kültür çeşmesinden içiyoruz ve aynı kaynaklar bizi büyütüyor, bizi yetiştiriyor. Ama maalesef bu kaynakları, bu kültürleri yeteri kadar tanıdığımız söylenemez. İnsanlarımız daha ziyade kendi illerinin kültürleri, hatta bazı yerlerde demeyeyim ama çoğu yerde kendi ilinin kültüründen dahi haberi olmuyor. Kendi ilinin kültürünü, kendi ilçesinin, beldesinin, köyünün kültürünü yeteri kadar özümsemediğimiz zaman başka illerdeki kültürleri, başka yerdeki gelenekleri, anlayışları öğrenebilmemiz, bilebilmemiz oldukça zorlaşıyor. Onun için diyoruz ki kendimizi önce tanımamız lazım. Daha sonra başkalarını aynı güzellikle, aynı iyi niyetle tanımamız lazım ki aramızdaki duvarlar yok olsun. Ön yargılar yok olsun. Yanlış anlayışlar ortadan kalksın. Zira kültürün farklılıklarını tehlike ve tehdit gibi gören sakat anlayışlar maalesef bilgisizlikten ve bu noktada birbirimizi yeteri kadar tanımamaktan kaynaklanıyor. Türkiye pek çok kültürü bağrında barındırıyor. Pek çok anlayışı bağrında barındırıyor. Bize göre bu kültürler, bu anlayışlar Türkiye'mizin gücüdür, servetidir, kudretidir. Böyle bakmak ve bu anlayışla bu kültürlere sahip çıkmak hepimizin birinci derecede vazifesidir. Niğde'nin 600 bin yıllık geçmişinden, Niğde'de yaşayan kültürlerden, medeniyetlerden bahsettiler. Bize ait olmayan medeniyetler ve kültürlerden dahi bahsederken ne diyoruz? Kendi adımıza burası bir medeniyet beşiği diye övünüyoruz. Falanlar da var. Şunlar da burada gelmiş, medeniyet kurmuş, büyük işler başarmış diye bununla kıvanç duyuyoruz. Geçmişte olanlarla, peki yaşayanlarla niye kıvanç duymayalım? Bugün bizi biz eden kültürel değerlerimizle, medeniyet anlayışımızla, toplumumuzun her kesiminde var olan güzelliklerle, özelliklerle neden iftihar etmeyelim? O nedenle diyoruz ki geçmişimizle bir yandan övüneceğiz, bir yandan bugün var olan kültürümüzle övüneceğiz. Öte yandan da bugünü hem bugünkü insanlarımıza tanıtmak hem de geleceğe aktarmak için önemli gayretlerin, önemli çabaların içerisinde olacağız. İşte Niğde tanıtım günleri bu anlamda Niğde'nin geçmişiyle bugününü buluşturan, Niğde'yi ve Niğde kültürünü, Niğde medeniyetini, Niğde sanayisini, sosyal, toplumsal her türlü anlayışını Türkiye'ye ve insanımıza tanıtan ve geleceğe taşıyan bir organizasyon. Öyle görüyorum. O yüzden de bunların çoğaltılmasında, bunların devam etmesinde çok büyük faydalar mülahaza ediyorum. Zaman zaman kendi kendimize, ben kendi ilim içinde söylüyorum, konuşurken eleştirileri çok yapıyoruz. Ben diyorum ki eleştirileri çok yaparak değil, pozitif yönleri çoğaltarak ve pozitif söylemleri artırarak biz daha iyileri bulabiliriz. Daha ileri adımları atabiliriz. Eksik aramada, kusur aramada yarışa girdiğimiz zaman emin olun saymakla bitiremeyiz. Saymakla kimse de bitiremez ama bizim hanemize bir tane güzellik, bir tane iyilik yazmayı başaramayız. O yüzden iyiliklerimizi, güzelliklerimizi, artılarımızı, doğrularımızı, Niğde'miz, ülkemiz ve Türkiye'miz için yararlı olanları öne çıkarmak ve bunun üzerinden tanıtımı yapmak ve yaygınlaştırmak lazımdır. Bunu yaptığımızda biz büyük başarıları elde edebiliriz, büyük sonuçlara ulaşabiliriz. Niğde'mizi inşallah sanayileşme noktasında da, diğer altyapı, üst yapı yatırımları noktasında da önemli gelişmeler kaydetti. Bundan sonra da kaydedecektir. Ona yürekten inanıyorum. Ama her şeyden önce Niğdeli kardeşlerim Niğde'ye evvela kendileri sahip çıkacaklar. Her şeyin ucundan birlikte tutacaklar. Her şeyi itmek gerekirse birlikte itecekler. Her şeyin altına el koymak gerekirse
elden öte gövdesini birlikte koyacaklar. Niğde dedi mi siyaset bir tarafa, Niğde dedi mi farklılıklar bir tarafa. Çünkü Niğde herkesin ve hepimizin ortak paydası. Böyle yaptığımız zaman emin olun başarılı oluruz. Daha iyi bir noktaya gideriz. Başarısızlığın olduğu yerde bu anlamda rekabetlerin çok olduğunu, herkesin elini diğerinin gözüne doğru uzattığını görüyorsunuz. Orada bereket olmaz. Orada başarı olmaz. Orada ileri gitme olmaz. O nedenle diyoruz ki bir olmak, beraber olmak, birbirimizin iyi ve güzel yönlerini çoğaltıcı söylemlerin ve eylemlerin içerisinde bulunmak fevkalade önemlidir. Pek çok özellik, pek çok güzellik, pek çok tarihi ve kültürel nitelik var Niğde'de. Bunları paylaşmak, yaşatmak, tanıtmak ve insanlarımızın tanımasını sağlamak sizlerin, hepimizin görevi olduğunu düşünüyoruz. Biz de hükümet olarak Kültür Bakanlığımız vasıtasıyla, başka kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla illerimizin, ilçelerimizin, memleketimizin her yerinin, yöresinin kültürlerini, değerlerini tanıtmak adına önemli projelerin hayata geçiriyoruz ve onlara destek vermeye devam ediyoruz. Organizasyonunun Selya Cans'ın üstlendiği Niğde günlerinin ilk günündeki hazırlık ve gösteriler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Halk oyunları ve gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Haber bültenimizin bugün de sonuna geldik. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.